Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekilimiz, İl Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanımız, Teşkilatımızın kıymetli üyeleri, İlgilenen Meclis Başkanımız ve kıymetli üyeleri, Belediye Meclis üyelerimiz ve tüm hemşehrilerimiz, hepiniz İl Danışma Meclisimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine çok güzel bir günü hep birlikte icra ediyoruz. Çok kıymetli bir genel başkan yardımcımız bizlere destek için İl Danışma Meclisi toplantımıza gelip sizlerle buluşmak için aramızda, kendisine bize vermiş oldukları destekten ötürü, şehrimizi ziyaretlerinden ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum ve kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Kıymetli başkanım, bu bizim ikinci dönem il başkanlığımız. Biz 2006 ve 2009 yılları arasında da yine il başkanlığı görevini icra etmiştik. Yaklaşık 11 ay önce Sayın Cumhurbaşkanım genel merkezimizin ve Cumhurbaşkanımızın genel merkezimizin önermesi Cumhurbaşkanımızın da oluru ile tekrardan il başkanlığı görevini getirildik. Bu dönem biraz daha siyasette farklı bir şeyler yapmanın ihtiyacını hissettik. Kendimize bir hedef belirledik. Dedik ki il başkanı olduğumuz gün arkadaşlarımızla birlikte değer vereceğiz, kıymet vereceğiz ve Kırıkkale'li hemşehrilerimizin hizmetkarı olacağız diye yola çıktık. Bu anlamda da projeler geliştirdik, çalıştık, gayret ettik. Çünkü biraz önceki toplantıda da sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi efendim, bu görevler hepsi geliyor ve geçiyor. Bu görev içerisinde olmuş olduğumuz süreler içerisinde hoş sedalar bırakmak, eserler bırakmak ve vakti geldiğinde burada benim de emeğim vardı, katkım vardı demek güzel bir şey. Bütün hedefimiz, hayalimiz bu Kırıkkale'ye hizmet etmek. İl başkanı olduk. Kırıkkale'de bir takım eksikliklerini hissetmiş olduğumuz şeyler var idi. Mesela Kırıkkale ihracatta sondan 6. sırada. En az ihracat gerçekleştiren illerden bir tanesiyiz. Bunun nedeni makine kimyanın ve TÜPRAŞ'ın genel müdürlüklerinin de Kırıkkale'de olmaması. Kırıkkale merkezli şirketler Türkiye'de ihracat sırasında 6. sıradaydı. Ekonomi Bakan Yardımcımız ve ekonomi aracılığıyla, ekonomi bürokratlarıyla bir araya gelerek ticaretin şehrimizin esnaflarıyla, sanayicisiyle, milletvekillerimizle birlikte, belediye başkanımızla birlikte toplantılar icra ettik. Teşvikleri anlattık. Allah razı olsun Ekonomi Bakan Yardımcımız, şimdi Ticaret Bakan Yardımcımız Fatih Metin ve ekibi Kırıkkale'de tüm hemşehrilerimize, sanayi odasının tüm üyelerine, ticaret odasının tüm üyelerine olabildiğince sıcak davrandılar, teşvikleri anlattılar ve şehrimiz adına ne yapabiliriz bunu oturduk istişare ettik. Yine baktığımızda tespit ettiğimiz sıkıntılardan bir tanesi de tarımsal anlamda köylülerimiz tarım teşviklerinden faydalanmıyorlar idi. Biz burada tüm teşkilatımızla birlikte köylerden başlayarak kasabalarda ve tüm ilçelerde Kırıkkale'nin her bir bölgesinde tarım politikalarını anlatmak, teşvikleri anlatmak ve hemşehrilerimizin problemlerini yerinde dinleyerek onların bu teşviklerden faydalanması noktasında gayret ettik. Bunda başarılı olduğumuz projeler gerçekleşti. Şehrimiz adına küme anlamında tarımsal anlamda küme mantığı ile yeni ürünler noktasında çalıştık. Bunların çalıştık ve bir noktaya getirdik. Ama tabii araya seçim girince birçok başlatmış olduğumuz çalışmaların bazıları yarım kaldı. Bununla birlikte başkanın çok önem verdiğimiz, başarılı olduğumuz iki ayaklı bir projemiz vardı. Engellilerle ilgili bir proje başlattık. Burada engelli aileleri bizi bir gün ziyarete geldiler. Bir ablamız da dedi ki ben kanser hastasıyım. Işın tedavisi almam gerekiyor ama engelli bir evladım var. Onu bırakıp gidemediğim için de tedavi olamıyorum demişti. Ve bunun üzerine biz yani ilk defa bir engelli aileleriyle bir araya gelmiştim. Bu zamana kadar da hiçbir engelli okuluna da gitmemiş idim. Hemen ertesi gün engelli okullarına gittik. Oradaki problemleri yerinde tespit ettik. Orada sağlık il müdürümüzü davet ettik. Spor il müdürümüzü davet ettik ve ailelerin problemlerini dinledik. Aileler bize, başkanım bizim bir takım problemlerimiz var. Bir, bizim engellimiz var. Hastaneye gidiyoruz. Ya orada sıra beklemek istemiyoruz. Orada anlatıyoruz ki işte bir an önce tedavi olup gidelim ki evde engellimiz var. Bakıma muhtaç diyoruz ama bu noktada bir ilerleme kaydedemiyoruz dediler. Bunu not ettik. İkinci olarak raporla ilgili bir problemimiz var. Fiziki engeller belki bunu aşabiliyor ama özellikle zihinsel engelli kardeşlerimiz.
ve bunların rapor alırken poliklinik gezerek rapor alması büyük bir sıkıntı. Bunu not ettik. Bununla birlikte diğer illerde olmayan sağlık il müdürümüzle konuşurken ne yapabiliriz, bunlarla ilgili çözüm nasıl üretebiliriz diye konuşurken dedik ki bir, kart çıkartabilir miyiz engelli yakınlarına sağlıklı öncelikli hizmetlerden faydalanması için yasal olarak bir engel var mı? Yok. Kart çıkardık, Kırıkkale'deki tüm engelli yakınlarımıza şu anda gittiği zaman sağlıklı öncelikli olarak hizmet görüyorlar. İkincisi, doktorlarla görüşüp belirli periyotlarda bu engelli okullarına gidilerek bu çocukların raporlarını hastaneye gitmeden mahallinde verilmesine engel bir durum var mı dedi, konuştuk. Bu da yok denildi ve şu anda artık hastaneye gitmeden mahallinde, okullarında, 4 tane engelli okulumuzda burada bu raporları verilerek ailelerin bu sıkıntısını da çözmüş olduk. Hastane Yüksek İstas Hastanesi'nin içerisinde bir engelli polikliniği oluşturuldu. Bu engelliler artık oraya gidiyor, doktor onları muayene etmek için o engellilerin engelli polikliniğine gelmiş oluyor. Bunlar Türkiye'de yoktu. Kırıkkale'de biz bunu sağlık il müdürümüzle, sağlık çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Akgençlik sizinle sağlık gurur duyuyor! Akgençlik sizinle gurur duyuyor! Akgençlik sizinle gurur duyuyor! Yaşlılara evde sağlık hizmeti var idi, engelli evde sağlık hizmeti yoktu. Buna bir engel durum var mı dedik. Yok denildi ve şu anda Kırıkkale'de engelliye de evde sağlık hizmeti başlamış oldu. Buna da örnek öncelikle oluşturduk. Bununla birlikte Kırıkkale'de Yüksek İstas Hastanesi'nin içerisine engelli ve yaşlı deski oluşturuldu. LOGA çalışması bizim teşkilat mensubu arkadaşlarımız tarafından, bütün detayları teşkilat mensubu arkadaşlarımızın danışmanlığında yapıldı. Bir alan oluşturuldu. Bu alan içerisine gelen yaşlılar, düşkünler ve engelliler tekerlekli sandalyeyle karşılanıyor. Hemen orada oturtuluyor. Başında bir refakatçiyle birlikte ilgili doktora gidiyor, muayeneleri yapıyor, sıra beklemiyorlar. Her türlü hizmeti dip şekilde alıp tekrardan geri aracına kadar götürülerek veya minibüse kadar götürülerek bırakılması noktasında bir çalışma yaptık ve şu anda bu Kırıkkale'de uygulanıyor. Bu çalışmanın aynısı model olarak Eskişehir'de şu anda uygulanıyor ve Eskişehir Sağlık İl Müdürlüğü teşekkürler Kırıkkale diye de bize kendi sitelerinden, Sağlık Bakanlığı'nın sitelerinden de teşekkür ediyoruz. Buna biz vesile olalım. Bununla birlikte biraz önce size fizibilitesini arz etmiş olduğumuz bir konu var. O yaşlı teyzemizin, kanser hastası teyzemizin asıl problem buydu. Çünkü hükümetimiz döneminde engellilerimize çok büyük hizmetler yapıldı. Bunları saymakla bitiremeyiz ama ihtiyaçlar sürekli gelişiyor başkanım. Yeni ihtiyaçlar da doğuyor. Bu ihtiyaçlara da dokunmak gerekiyor. Şimdi biz diyoruz ki ya sizin engelliniz var. Allah size yardım etsin diyoruz. Allah size kolaylıklar versin diyoruz. Allah sizin her türlü işinizi rast getirsin diyoruz ama getir engelline ben bakayım da sen hastaneye git demiyoruz. Getir engelline ben bakayım sizin cenazeniz var. Siz kendi acınızla paylaşın demiyoruz. Getir engellinize biz bakalım da siz düğününüze gidin demiyoruz. Getir engellinize biz bakalım da hacca gidin, umreye gidin veya tatile gidin demiyoruz. Aileler tamamıyla evlerine engellilerle birlikte hapsolmuş vaziyette. Tatile gidemiyorlar, ziyarete gidemiyorlar, misafir kabul edemiyorlar. Bunlara belirli süre içerisinde, belirli sürelerle, yani 10 günlük, 15 günlük ihtiyaca binaen engelli misafir hanelerinin hazırlanmasıyla ilgili bir rapor hazırladık. Bunu tabii Siyasi Hukuk İşler Başkanımız Hayat Yazıcı'nın da talimatı olmuştu. Seçim öncesinde bunu Aile Sosyal Politikalar Bakan Yardımcımıza konuyu arz etmiştik, bakanıma da arz etmiştik. Ama seçim girince doğrudan çok fazla takip edebilme imkanımız olmadı ama Allah nasip ederse bundan sonra size de arz edeceğiz biraz sonra ve bunun da takibi noktasında elimizden geleni yapacağız efendim. Bunun dışında engellerle yapmış olduğumuz bu çalışmanın dışında bizim bir takım yani şehre ilişkin hayallerimiz var. Çünkü biliyoruz ki bu süreler görevli gelip geçecek. Bizden sonra da çocuklarımıza, torunlarımıza ya burada da benim emeğim vardı diye söylememiz lazım. Makine kimyanın önünde yaklaşık 55 dönümlük bir alan vardı Sayın Başkanım. Bu 55 dönüm alanın üzerinde bir spor salonu, bir gençlik merkezi, tenis kortları, basketbol sahaları, voleybol sahaları ve yürüyüş alanlarının yapılması noktasında Makine Kimya Genel Müdürümüzle birlikte görüşmeler yaptık. İl Belediye Başkanımız Allah razı olsun gerekli imar noktasında gereken destekleri sağladı. Milletvekilimiz sağ olsun bu konuda gerekli destekleri sağladı.
ve şu anda o arazinin büyük bir kısmı, tam istediğimiz gibi olmasa bile büyük bir kısmı Makine Kimya Genel Müdürlüğü'ne, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsisi gerçekleşti. Ama orayı daha büyük bir proje halinde Kırıkkale'li hemşehrilerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Allah nasip ederse milletvekilimizle birlikte, belediye başkanımızla birlikte böyle bir yaşam alanı oluşursa, ben de bu yaşam alanı oluşmasında küçücük de olsa bir emeği geçen bir insan olarak bundan mutlu olacağım. Çocuklarıma, belki torunlarıma, burada da benim emeğim vardı demek istiyorum. Böyle bir gayretim var. Bununla birlikte başkanım, bizim Kırıkkale'nin en önemli noktalarından bir tanesi efendim Dinek Dağımız var bizim. Dinek Dağı Kırıkkale'nin İç Anadolu'nun en güzel dağlarından bir tanesi. Tabii herkesin dağı kendisine güzel efendim ama bizim de dağımız bize güzel. Florasıyla, bitki örtüsüyle, dağıyla. Şimdi biz bir fizibilite hazırladık. Bu fizibiliteyle birlikte Kırıkkale'yi Dinek Dağı tüm Türkiye'ye tanıtmak istedik. Bizim Kırıkkale'li hemşehrilerimiz bile henüz Dinek Dağı çıkmamış, %95'inden fazlası. Biz Kırıkkale'li hemşehrilerimizi Dinek Dağı çıkarmak istedik. Başkanım, şu anda Türkiye'de STK'lara kayıtlı 250 bin tane insan var ve bunlar trekking yapıyorlar. Türkiye'de muhtelif dağlarına, muhtelif efendim doğa harikası yerlere gidip yürüyüş yapıyorlar. Bizim o insanları da Kırıkkale'nin Dinek Dağı'na çıkarmamız lazım. Offroadçularla görüştük, Bisiklet Federasyonu'yla görüştük. Bu alanda farklı bir şey yapalım istedik. Yine Allah razı olsun, o dönemde yani bu noktada bize çok destekleri olduğu için burada ismini zikretmeyi yani bir borç biliyorum. Yine Siyasi Hukuk İşler Başkanımız bu konuda bize destek olmuştu. Başbakanlık Tanıtma Forum'dan Kırıkkale'nin Dinek Dağı'nı tanıtmasıyla alakalı bir fizibiliteyi hazırladık. Ancak araya seçim girdiği için maalesef onu da seçim sonrasına kaldı ve inşallah oranın tanıtılması ve oradaki organizasyonla alakalı çalışmalara teşkilat olarak devam edeceğiz. Biz tabii önümüzdeki geçenlerde Kırıkkale'de, Karametli'de önemli bir barajı var. Yani güzel barajlarımız var. Balıkçılık anlamında çok güzel işler yapılıyor burada. İşte efendim sazan var, turna var. Ve Türkiye'deki olta balıkçılığı noktası da önemli bir noktadır. Hem o olta balıkçılığının gelişmesi ve duyurulması, buradaki yapılan turnuvanın uluslararası bir düzeye taşınması noktasında biz teşkilat olarak gayret etmek istiyoruz. Allah izin verirse Eylül ayı içerisinde yapılacak organizasyonda biz, hani kabul ederlerse AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı olarak resmi sponsor olacağız. Olmazlarsa iş adamı arkadaşlarımız vesilesiyle bu işin içerisinde olacağız ve Kırıkkale'nin balıkçılık anlamında da, doğa sporları anlamında da daha önemli bir noktaya gelmesi noktasında da bir takım gayretlerimiz oldu, olmaya devam edecek inşallah. Sayın Başkanım, biz il başkanı olduktan sonra çok başarılı kongreler yaptık. 2000 nüfuslu ilçelerde yaklaşık 500 kişiyle ilçe kongreleri yaptık. Biraz önce videoları görmüş olduğunuz gibi binlerce insanla Merkez İlçe Kongresi yaptık, muhteşem bir kongre yaptık. Türkiye'nin en başarılı kongrelerinden bir tanesiydi Merkez İlçe anlamında. Kadın kollarımı 2000'den fazla insanla, kadın kardeşlerim de, hanım kardeşlerim de, onlara çok teşekkür ederim. Onlar benim yol arkadaşlarım. Yani gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın niçin bayanlara önem verdiğini Kırıkkale'de çok iyi anlamış bir insanım. Allah onlardan razı olsun. Onlarla birlikte 2000'den fazla insanla Kırıkkale'de İlk Kadın Kolları Kongresi'ni gerçekleştirdik. Bugün de İlk Kadın Kolları Başkanımızın düğünü var akşam, Allah izin verirse başkanım Ankara'da. O da o yüzden şu anda aramızda değil, gerçekleştirdik. Yine 17 bin kişiyle Kırıkkale İl Kongresi'ni gerçekleştirdik. Çok zor şartlarda, çok zor illerde. Büyük bir başarıydı bu bizim için başkanım. Arkasından yine Sayın Başkanım, bundan yaklaşık işte Büyük İl Kongre şeyde, Genel Merkezi'nde, kongremizde 2500 kişiyle Kırıkkale siyasi tarihinin en başarılı katılımını gerçekleştirdik. Sadece AK Parti'ne demiyorum. Bundan önceki siyasi partiler içerisinde Ankara'ya tabii giden bütün siyasi partiler içerisinde 2500 kişiyle Ankara'ya bir çıkarma yaptık. Genel Merkez'in, Teşkilat Başkanımızın talimatıyla onun programladığı üzere gerçekleştirdik. Tabii bu dönem içerisinde belediye başkanlarımıza, çünkü biz Allah razı olsun bütün araçları, başta il belediye başkanımız olmak üzere, ilçe belediye başkanımız olmak üzere teşkilatımıza ekonomik bir külfet oluşturmadan bütün ekonomik anlamda desteği sağladılar. Kendilerine, huzurlarınıza teşekkür ediyorum ve il belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza da kuvvetli bir alkış ilerliyorum.
siyaset anlayışımız, algımız tamamıyla hizmet odaklı, çözüm odaklı. Biz hiçbir zaman iş havale etmiyoruz. Çözüm mahallinde, çözüm noktasında gayret ediyoruz, bu işe kafa yoruyoruz. Çözebiliyorsak çözüyoruz, çözemediğimizi milletvekillerimize arz ediyoruz. Onlara çözemezse çözülmüyor bu mevzu diye kendilerine iletiyoruz. Teşkilatlarda vatandaş memnuniyeti isminde bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Teşkilatımıza gelen her kimsenin iyi veya kötü işiyle ilgilenmesiyle alakalı, memnuniyetiyle alakalı bir takım çalışmalar yapıyoruz. Genel insanlarımıza dönüyoruz. Problemleri gücümüz nispetinde çözmeye çalışıyoruz. Ve kapıdan giren herkese Sayın Başkanım, nerede olduğunu sormuyoruz. Hangi partiye oy verdiğini sormuyoruz. Değil mi ki Allah rızası için bizden yardım isteyen insanlar var, onlara destek oluyoruz. Ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Çok uzadı, farkındayım başkanım. Sizi dinleyecek. Kırıkkale hemşehrilerimiz sizi özlemle bekliyor, heyecanla bekliyorlar söylemek istediklerinizi. Şunu ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte 24 Haziran'da bir seçim yaşadık. Teşkilat olarak, teşkilatımızın her bir ferdine, yönetim, il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, ilçe yönetimindeki arkadaşlarıma, kadın kollarına, gençlik kollarındaki tüm arkadaşlarıma, Allah onlardan razı olsun. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Ramazan ayı içerisinde bizimle birlikte o şartlarda, çok zor şartlarda sahanın her yerindeydi, Kırıkkale'nin her yerindeydi. Ama bu süreç içerisinde tabii üzüldüğümüz şeyler de var, kırıldığımız şeyler de var. Ama biz teşkilatız, tabii bunları çok fazla dile getirmiyoruz. Ama şunu ifade etmek istiyoruz ki Sayın Başkanım, Allah herkesin tabii gönlüne göre veriyor, Allah herkesin niyetine göre veriyor. Biz hizmet için buradayız. Bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimiz süresi içerisinde Allah'ın rızasını kazanmaktan gayrı hiçbir derdimiz yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şehrimize şeref verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinize saygı, sevgi, mutluluk diliyorum.